Evet sevgili dostlar, artık uzun bir aradan sonra yaklaşık benim üstünden 2 hafta geçmiş durumda biraz daha yavaş yavaş plan akışımıza dönmeye çalışıyoruz. Tabii deprem sonrası birçok iş karıştı. Bu videoda özellikle Jorge Jesus kısmına dikkat etmenizde fayda var. İlk olarak Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya dev zam haberiyle başlıyoruz. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Valencia'nın. Sözleşmesini uzatma fikri var diyor ve görüşmeler devam ediyor şeklinde haber var. Buraya kadar altına imzamı atarım. Doğru. Hiçbir yanlış, eksik bilgi yok. Fakat 3 milyon euro alacak kısmı beni biraz güldürdü. Yıllık maaşı 1.7 milyon euro olan Valencia'nın. Emin misiniz? Fenerbahçe Valencia ile öyle bir kontrat yaptı ki. Yani maç başı. Artık garanti ücret. Totali 1.8'i geçemiyor. Yani Valencia ile sözleşmemiz böyle. Ve 1.7 olan maaşı Batshuayi tarifesi ile 3 milyon euroya yükseltilmesi planlanıyormuş. Merak ettim Fenerbahçe Batshuayi'ye kaç maaş veriyor diye. Bakalım internete. Batshuayi maaş. 2022-2023 sezonu için 3 milyon avro, 23-24 sezonu için 3 milyon avro, 24-25 sezonu için opsiyon olmak üzere 3 milyon avro ödenecektir ibaresi yer aldı. Yani futbolcuya 3 milyon euro maaş veriliyor. Peki sebep? Sebep şu. Oyuncuya biz bonservis olarak 3.5 milyon euro verdiğimiz için maaşı doğrudan karşılıyor. 15 gol atmış yetiyor mu? Çok güzel. Ancak Valencia'ya teklifler geliyor. Temsilcisi Gonzalo Vargas görüşmeler var. İlerliyor. Ana hedefimiz Fenerbahçe'de kalmak diyor. 3 milyon euro istiyor mu? Menajer bu tabii ki isteyecek. Ama Fenerbahçe'nin Valencia'nın maaşını 1.5 garanti ücret artı maç başılarla birlikte 2.5 civarına çıkarması bekleniliyor. Not burada. Böyle bir intro falan vermeyince inanmıyorsunuz da o yüzden geçiyorum. Fenerbahçe'nin hakim Ziyech ısrarı sürüyor, külliyen yalan. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hakim Ziyech transferi için ısrarını sürdürüyor. Hayır. Nokta atışı yapmak istiyor. Faslı Yıldız hakim Ziyech de umudunu koruyor. İngiliz ekibi 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık vermeye hazır. Fenerbahçe'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Ziyech Avrupa'da transferin kapanmasına az bir süre kala Paris Saint-Germain'in kapısından dönmüştü. Şimdi beklenti yükseliyor. Bir kardeşimiz bana diyor ki hocam senin yaptığın videolardan sonra benim beklentim düşüyor diyor. Bir kardeşimiz de diyor ki hocam sen videoyu çektikten sonra benim beklentim yükseliyor. Bir karar verin. Hakim Ziyech. Bak şunu çok merak ediyorum. Bu sene bu adamı canlı kanlı izlediniz mi? Yani maçını izlediniz mi? Ya 18 maça çıkmış sadece 1 asist 783 dakika süre almış. Ya bir tuhaflık sizce de yok mu? Yani bir tuhaflık sezmiyor musunuz? Bir tek bana mı tuhaf geliyor? Ve piyasa değeri 20 milyon euro. Ben şunu söyleyeyim. Aynı istatistiği Fenerbahçe'de yapsın. Piyasa değeri 3.5 milyon euroya falan düşerdi. Düşerdi kardeşim. Aynı istatistik. Ya hala ne umuyorsunuz, ne bekliyorsunuz merak ediyorum. Ya en son bu adam hani hangi maçını izlediniz? Hakikaten bak en son hangi maçını izlediniz? Mesela 11 Şubat yazıyor burada. West Ham United'a karşı 23 dakika oynamış. 3 Şubat'ta Fulham'a karşı 60 dakika oynamış. Maç 0-0 bitmiş. Öbür maç 1-1 berabere bitmiş. Hani onun dışında başka Avrupa Ligi'nde oynamıştı sanırım geçen. 15 Şubat'ta Dortmund karşısında oynamış. 90 dakika oynamış. 72. dakikada sarı kart görmüş. Maçı 1-0 kaybetmişler. Hani bir kardeşimiz de şöyle bir yorumda bulundu. Dedi ki hocam dedi. Şunu söyle insanlar anlasın. Hakim Ziyech'i Fenerbahçe bugün alsa dedi. Kadroya giremez. İnan İrfan Can bile kadroya girer o giremez dedim. Bu da biraz ağır geldi bana açıkçası. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bu arada Fenerbahçe'ye Ayub El Kabi önerildi. Şimdi Ayub El Kabi Fenerbahçe'ye önerilince Fenerbahçe alacak olsa diyecekler ki ala ala bunu mu aldınız? Galatasaray Adekugbe'yi getirirken siz bunu mu aldınız diyecekler.
El kabininde 4 milyon 100 bin euro piyasa değeri var. Yani 4 milyon 100 bin euro piyasa değeri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve 29 yaşında sağ kanat. Size sağ kanat mı gerekti, sol kanat mı gerekti, sol ayaklı. Bunun takdirini size bırakıyorum. Trabzonspor'un görüşmesi var futbolcuyla. Tabii ki de Hatayspor'da yükselen bir değer. 21 maçta 8 gol 2 asist yapmış 1801 dakikada. Yani hemen hemen bütün maçlarda da oynamış. Bunun takdirini size bırakıyorum. Sol kanada düşünülebilir mi? Düşünülebilir ama Fenerbahçe ile adı anıldığı zaman çöp olduğu için geçiyorum. Ve gelelim başlıktaki habere. Rivaldo demiş ki Jorge Jesus Brezilya milli takımının başına geçer demiş. Fenerbahçe taraftarı var ya şu anda o kadar büyük bir ikilemde, hatta üçlemde, yok yok dörtlemde. Gerçekten dörtlemde. Kayseri'de biz depremin etkisini yaşadık. Ev sallandı, bir şeyler oldu falan filan. Herkes yazdıklarına, bağlarına, tek katlı evlere, olabildiğince Kayseri'den uzaktaki akrabalarına gitti. Bir, bir buçuk hafta boyunca Kayseri hayalet şehre dönüştü. Birçok kişi gitti. Sonra ikilemde kaldılar. Ulan dediler, Kahramanmaraş tartışmalar devam ediyor. Gelsek bir dert, kalsak bir dert. İş güç, tamam okullar ertelendi falan ama gelsek bir dert, gelmesek bir dert. Ne yapacağız? Mecbur döneceğiz. Mecbur. Yani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Gucci mi? Yok. Neydi o? Kürkçü dükkanıdır demişler. Mecbur. Ama insanlar ikilemde kaldı. Gitsek mi? Kalsak mı? Dursak mı? Aşçılar var. Ya ne kadar sallanabilir ki? 7.7'de bu kadar sallandı. Evde bir şey bile yıkılmadı. Hani tezgah bile yıkılmadı. Şöyle oldu böyle oldu ama şimdi gidip falan. İkilemde. Fenerbahçe taraftarı dörtlemde. Hakemler zaten Galatasaray şampiyon yapacak diyenler. Messi'yi getirsen nafile diyenler. 9 puan kapanmayacak bir fark değil zaten bir maçımız eksik şöyle böyle diyenler. Bir de Galatasaray'ın deplasmanına gideceğiz. Evimizde kötü oynadık ama orada aklımız başımızda oynarsak yenersek 3 puanın fark kapanma değil diyenler. Ulan Jesus'un kafası Brezilya'da bu herif bize bir şey katmıyor diyenler. Sosyal medyada en çok takip ettiği hesaplar daha çok ağırlıklı olarak ne diyorsa o yönde gidenler. Yani dörtlem içerisinde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden bir tanesi de Jorge Jesus. Brezilya milli takımı içinde iddialar sürekli ortaya atılıyor. Rivaldo'nun da sözlerine yer vermişler. Tabii ki de en can alıcı, en çarpıcı yeri almışlar. Nereyi? Ancelotti'nin Brezilya milli takımının başına geçeceği yönündeki iddialar üstüne Ancelotti ile Milan'da birlikte çalıştık. Tüm oyuncularla özel bir diyaloğu, sevgisi var. Brezilyalılar da her zaman özel bir sevgi göstermiştir. Oldukça deneyimli ve milli takımın başına geçmesi inanılmaz olumlu bir hamle olur. Bak. Ancak Real Madrid'de sözleşmesi var ve onu getirebilmek garanti değil demiş. Yani o da gelebilir demiş. Peki Brezilya'da Flamengo ile Libertadores kazanan Jesus'la ilgili ne diyorsun? Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya milli takımının başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla ilgili iyi bir özdeşleşmesi var demiş. Brezilya U20 takımının teknik direktörü Ramon Menezes'in ise Mart ayında Fas'ta oynanacak hazırlık maçında milli takımın başında olmasının şimdilik en iyi çözüm olduğunu da savunmuş. Ve açıklama bu kadar. Bu arada Jesus'la ilgili de Rivaldo diyor ki Jesus'la ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçak gönüllü ve samimi biri. Tanrıcı Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın demiş. Şimdi bu açıklamadan hocam Jesus Brezilya'nın başına işler karıştı nasıl yorumluyoruz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Sizler, hepinizi kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Sizler algıyla yönetilmeye devam ettiğiniz sürece çok sıkıntı yaşarsınız. Çok sıkıntı yaşarsınız. Ve benim size tavsiyem biraz aklı başında hareket edin. Aklı başında düşünün. Ben şunu söyleyeyim. Jesus'un bir yere gittiği yok. Bir yere gideceğini de zannetmiyorum. Fenerbahçe ile kalıp sonuna kadar mücadele edecek. Hatırlayın. Lig devam ederken Fenerbahçe liderken ne diyordunuz? 10 senelik sözleşme yapalım. Fenerbahçe 1-2 maç tökezleyince dediniz ki gönderin komisyoncu.
Ligin maçlarında Fenerbahçe'nin oyunu hani yeterli olarak daha yükselişte değildi. Komisyoncuydu. Flamengo çöplerini dolduruyordu. Lig devam ederken bu adam transferden anlamıyor oldu. Osterwold transferi, Emre Demir transferi, Samet Akaydın transferi sonrası bu adam sanki geleceğin kadrosunu kuruyor oldu. Bilmiyorum ne şekildesiniz ama sadece ve sadece bir kişinin kişisel fikriyle ortaya attığı görüşü, düşünceyi alıp da farklı mecralara çekmenin de mantığı yok arkadaşlar. Bakın bir de şunu söyleyeyim. Cristiano Atsu'dan acayip haber geldi maalesef. Ben bu videoyu 18'de çekiyorum ama 19'da izleyeceksiniz. Ve Türkiye temsilcisi Murat Uzun Mehmet, kanalı futbolcunun cansız bedenine ulaşıldığını söylemiş. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şunu özellikle ve özellikle belirtiyorum. Dünya o kadar kısa ki bir gol atarsınız, hayata tutunursunuz, bir şehre tutulursunuz, gitmemek üzere planlarınızı ertelersiniz. Saat 23'te uçağınız vardır. O uçağa binmek yerine kalmayı tercih edersiniz. Ama nereden bileceksiniz ki o golün hayatınızın son golü olduğunu ve o golü attıktan sonra kalma düşüncenizden dolayı başınıza nelerin geleceğini. Hayat çok çok kısa. Lütfen bunları unutmayın. Hiçbir şeyi de ihmal etmeyin. Yani değmiyor. Birçok şeye değmiyor arkadaşlar. Değmiyor. Özellikle küfürlü yorumlara, şunlara bunlara bakıyorum. Değmiyor. Yakışık almıyor. Bırakın hayatı doya doya, dolu dolu yaşayın. Bugün ne olacağını bilmezsiniz. Yarın da bilemezsiniz. Bir sonraki gün de bilemezsiniz. Yani başınıza nelerin geleceğini bilmeden kesin ön yargılı olmayın. İnsanlara karşı kırıcı vesaire olmayın. Ha diyeceksiniz ki hocam her insan bir değil, kırıcı oluyorlar. Evet bizzat yaşadım. Maalesef. Lan bir camiye gittik şeye kandil programı. Adam üstüne çıkacak. Lan arkadaş böyle bir şey yok. Yok saflar sık olacak. Tamam saflar sık olsun da üstüme çıkmanı gerektirecek bir durum yok. Şimdi bir tarafım diyor ki lan de ki diyor ya rahatsız oluyorum. Öbür tarafında diyor ki ya işte kimseyi kırmaya değmez. 3 günlük dünya. İşte başımıza da zaten o 3 günlük dünya meselesinden geliyor. Biz iyi niyetli davranıyoruz. Karşımızdaki kişi kötü niyetli davranıyor. Olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Siz iyi olun da. Allah iyilerle karşılaştırsın. Allah iyilerle yoldaş etsin hepimizi. Yolumuz, niyetimiz iyi olsun da. Gerisi Allah kerim. Birkaç bir şey daha söyleyeyim. A takım için denemeye alınan Mauro Yaşilırmak beğenilmedi ve yollar ayrıldı diye duyumlar var sosyal medyada. Zaten stoper, 18 yaşında bir stoper. İsrail'le Türkiye milli takımında da oynayabilir bir stoper. Şimdi herkesin kafasındaki düşünce şu. Tamam biz beğenmedik gidiyor ya. Tamam. Kesin Real Madrid falan alır. Fener beğenmedi diye bundan sonra tamam. Real Madrid'de izleriz diye. Geçmişte hep öyle oldu hocam. Şimdi de aynısı olur. Kesin. Şaşmaz. Ya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un bir sene içinde denediği futbolcu sayısı belki 500'den fazladır. Hepsi mi Real Madrid'de oynuyor? Bir de hocam madem beğenmedik niye o zaman denemeye getirdik? Madem beğenmediydik niye denemeye aldık? Ya arkadaş sen bir potansiyel görürsün. Getirirsin belli kriterlere göre. Mesela karnenizde alacağınız not için bile kaç tane kriter şey yapıyor, hesaplıyor öğretmenler. Haberiniz yok sizin. Derslere katılım, açık yüreklilik, ifade becerisi, yani matematiksel düşünme becerisi vesaire vesaire. Hani her dersin şeyi kazanım ölçekleri farklı. Hepsini farklı şekilde ölçüyorsun. Futbolcu da diyorsun mesela geri dönüşleri zayıf. Atıyorum hava topunda kötü. Yerde kötü. Oyun bilgisi kötü. Pozisyon bilgisi zayıf. 18 yaş. Avrupalılar 18 yaşına gelmiş bir futbolcuyu tam teşekküllü, hani donanımlı, net bir isim olarak görüyor. Diyor ki bu zamana kadar her şeyi öğrenmiştir. Çünkü adamlarda U6 var. U7 var. Under 7. Under 7. Yani 7 yaş 6 takımı var adamların. 7 yaş 6. Bizde de altına yapıyor spalar. Adamlarda U9 takımı var. Turnuvalara katılıyorlar. Adamların U11 takımı var. Ülke içinde sürekli aktif haldeler. Anlatabiliyor muyum? U6'dan itibaren. Ya U7 diyelim. 7 yaş altına bazı. 7 yaştan 18 yaşa kadar 11 yıl boyunca eğitim alıyor. Adam diyor ki tam teşekkür. Her şeyin eğitimini almıştır. Niye? Orada adamcılık yok. Kollamacılık yok. Torpilcilik yok. Oradaki hoca biliyordur diyor. Bizde kimdi ya? Fenerbahçe'deki stoperlerden biri demişti hatırlıyor musunuz? Ben bu zamana kadar çizgi savunmasını öğrenmemiştim diyor. Lan bunu var ya Avrupa'da biri duysa krize girer. Siz Türkiye'de ne öğretiyorsunuz der.
Batak. İhaleli batak. Normal batak. Papaz kaçtı. Pişti. 101. Abi bunları öğretiyorlar herhalde. Yani kaliteli, kalifiyeli bir eğitim sıkıntılı. Yeşilırmaklı demek ki Fenerbahçe şeyleri beğenmemiş. Olay bu kadar basit. Serdar Dursun mesela bak. Serdar Dursun'a hala teklifler var. Sosyal medyada yansımış işte Rakov, Çizek, Toçokohova, Serdar Dursun konusunda Fenerbahçe'ye teklif yaptı dedi. Serdar gitmek istemiyor şu dönemde. Durumlar bunlar arkadaşlar. Transfer dönemi yani resmi açıklama hala gelmedi. Yani şey açıklaması uzatıldı ya da uzatılmadı, resmi açıklaması gelmedi. Sözlü olarak 5 Mart'a kadar uzatıldı, açıklaması geldi ama sıkıntı. Bu arada şunu söyleyeyim. Hakim Ziyech konusunda eksik bilgi verdim. İyi aklıma geldi. Ziyech bizim ilgi alanımızda olan bir futbolcu. Biz ucuza kapatma peşindeyiz. Yani biz ucuza kapatma peşindeyiz Ziyech'i. Muhtemelen yaz transfer döneminde adını sıkça duyarız, şu kadar opsiyonla alındı diye. Onu söyleyeyim. Ama şimdi değil. Şimdi çok zor, neredeyse imkansız. Benden bu kadar söylemesi. Şimdi değil ama yaza olabilir. Ama ön alan için ilgilendiğimiz oyuncular da var. Merak etmeyin, kimsenin duygularıyla vesaire oynamıyorum. Bu 5 Mart olayı olursa da görürsünüz, bakarsınız neler olduğunu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.